Herkese merhaba. Ben Murat Durak. Bugün Lead Generation ile ilgili en iyi yöntem, teknoloji ve stratejileri konuşacağız. Bugün epey kalabalık bir grupla sanırım güzel ve keyifli bir webinar yapacağız. Müsaadenizle 3-4 dakika daha bekliyor olacağım. Gecikenler olabilir diye, burası Türkiye biliyorsunuz. Her zaman herkes zamanında katılamayabiliyor. Öncelikle hangi şirketlerdensiniz, ne iş yapıyorsunuz? Bu 2-3 dakika beklerken aslında kimlerle konuştuğumuzu, sohbet ettiğimizi çok merak ediyorum. Lütfen şirketlerinizi ve görevinizi izleyebilir misiniz? Merhaba Mehmet Bey, Emre Bey, Mehmet Bey yine, Timur Bey, Yeşer Bey, Alperen Bey. Hoş geldiniz. Wow, hızlı artıyor dahil olan arkadaşlarımız. O çok güzel şirketler. Hem çok büyük şirketlerden katılımcılarımız var, hem KOBİ'lerden hem startuplardan. Epey renkli bir kitleyle beraberiz. Umarım içerik bulutu bizi fiziksel olarak da bir araya getirir müsait bir zamana tekrardan. Tanıdık bir yüz de var. Ceren Oğuz benim yıllar önce arkadaşım. Şu an İspanya'da. SAP'de çalışıyor. Selam Ceren. Freelancer arkadaşlarımız da var. Ajans tarafından meslektaşlarımız da bugün webinarda olacak. Başka kimler var şu an burada? Evet, merhaba diyen arkadaşlar nereden olduklarını ve şeylerini de yazabilirse katılımcı kitlemizle ilgili daha detaylı bir sayfa olup sunumun gidişatına biraz öyle yön vereceğim. Yani seniority'ye göre aslında biraz sunumu derinleştirmek ya da daha genel kitleyi tercih edecek şekilde ayarlıyor olacağım ben gidişata göre. Son bir dakika daha başlayıp bekleyelim. Çok geç de başlamayacağım çünkü zamanında katılan çok arkadaşım var burada. 100 aşkın. Bu nedenle onların da zamanına saygı duymak istiyorum. Şeyim gitti. Merhaba, kusura bakmayın. İnternet koptu birden. Şu an hemen başlıyorum ben. Sorularınız olursa question tarafında lütfen sorun. Ben gidişata göre ara ara durup aslında sorulara cevap veriyor olacağım. Ekranın sağından question tarafına sorular sorabilirsiniz. Lütfen chat'e yazmayın soruları. Orada yönetmesi benim için epey zor olacak. Ben sorularınızı ara ara cevaplıyor olacağım. O zaman hızlıca başlayalım. Kendimden çok fazla bahsetmeyeceğim. Zaten webinar başvuru sayfasında ben bilme özgeçmişimle ilgili bilgi vardı. Ben Response'un kurucularından biriyim. Temel işimiz aslında farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalara lead yaratmak ve bu sürecini tasarlıyor olmak. Bugün webinar bitiminde %20 indirim kodu vereceğiz size. Bu nedenle webinarın sonuna kadar beklemeniz, daha sonra içerikbulutu.com'da ilk taleplerinize geçerli. %20 indirim kazanmanızı sağlıyor olacak. Bu webinarı sağladıkları için de tekrardan içerik bulutuna çok teşekkür ediyoruz. Bugün önce bazı klişe sorularla başlayalım. Lead generation'la ilgilenen herkesin aslında aklında birçok soru var. Ve bu soruların bazıları aslında epey ortak sorular. CPL'imiz ne olmalı? Yani cost per lead'imiz ne olmalı? Cost per sales'imiz ne olmalı? Bu sektörde CPL ne kadar? Hangi medya kanalı daha iyi çalışır? Nasıl bir medya planı hazırlamalıyım? Hangi benim daha iyi çalışır? Peki ya cost per journey? Hani bazıları ilk defa duyabilir ama biz şu anda aslında çoğu projeyi aslında cost per journey üzerinden yönetiyoruz. Neden içerik üretmeliyiz? İçerik ilerleyen saatte daha detayına giriyor olacağız. Yani lead yaratma ve demand yaratma sürecinin en güçlü araçlarından bir tanesi. Çünkü medya her geçen gün aslında lead yaratmak için çok daha pahalı bir kanal haline geliyor. Her şeyi bilmek aslında bu süreçteki en büyük gap. Çünkü dünya bir kaos. Bu kaos içerisinde aslında bildiklerimizi tekrar unutup aslında test ediyor olmamız gerekiyor. Sunumun sonuna doğru aslında tüm bu soruları berraklaştırıp dünyada bu işi en iyi yapan şirketler nasıl yapıyorsa aslında onun detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Ajandamız nedir? Önce kavramları netleştireceğiz. Demand Generation ve Lead Generation ile ilgili temel bazı kavramları netleştiriyor olacağız. Strateji, yöntem, teknoloji seçimi ve araçları ve en sonunda metrikleri konuşup kapanışı yapıyor olacağız. Bir saatlik bir sürem var. Bunu mümkün olunca verimli kullanıp aslında soru sorabilmeniz için vakit yaratmayı ümit ediyorum ben. Bu anlatacaklarımın aslında %99'u tamamen deneyimden damıtılmış pratikleri olacak. Yani size anlatacağım hiçbir şey bir kitaptan okuduğum, bir e-book'tan okuduğum bir şey olmayacak. Bunu hani bazı rakamlarla ifade etmek gerekirse tüm bu bilgiler aslında 40'tan fazla sektörde, 50'den fazla marka için, 60'tan fazla ülkede yönetilmiş 20.000 lead generation odaklı kampanyanın sonucu. Ve bu pratikler üzerinden konuşuyor olacağız. Öncelikle kavramları netleştirdim. Benim üniversite döneminden hocam var, bu işle ilgilen çoğu kişi aslında biliyordu, Uğur Özman. Onun her zaman bir sözü vardı. Bir tartışmaya başlamadan önce aynı dilden konuşmak için aslında kavramları netleştirmek gerekir ki aslında iki tarafta aynı şeyden konuşuyor olduğuna emin olsun. En çok karıştıran kavramlardan ikisi aslında Demand Generation ve Lead Generation. Bu iki kavramda aslında kullanılan metodoloji ve metrikler çok birbirine yakın ve benzer olsa da aslında tamamen yaklaşım ve iş amaçları çok çok farklı. Öncelikle talep yaratmadan lead yaratamazsınız. Demand Generation aslında bir ürüne ve hizmete dair bir ilgi ve satın alma niyeti oluşturma sürecidir. Genelde orta ve uzun vadeli ve daha content yoğundur. Amaç aslında var olan bir ürün için bir aslında ilgi ve satın alma niyeti yaratmak ya da sıfırdan bu niyeti oluşturmak. Lead Generation ise aslında bu ilgi ve niyetin satışa ve forma döndürülme sürecidir. Hani biz lead generation aslında bir ürün ya da hizmete ilgisi, ihtiyacı ve satın alma niyeti olan kişileri yakalama ve satış hunesine sokup aslında bunu satışa çevirme süreci olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle yani Türkiye'de sayıları çok az olsa da LinkedIn'de taradığınızda özellikle Amerika ve Avrupa'da çok fazla demand generation manager, demand generation director ya da lead generation stratejist gibi kavramlarla karşılaşıyor olacaksınız. Lead generation son bir yılda aslında Türkiye'de epey yoğun bir talep ve know-how'ın geliştiği bir alan olmaya başladı. Çünkü özellikle ekonomik konjonktür kötüleştiğinde ve ekonomik talep daraldığında firmaların genelde hesabını veremediği daha az çalışma yapmak istiyor. Yani harcadığı her bir kuruşun aslında ciro ve müşteriye ne kadar dönüştüğüyle ilgili aslında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu da aslında bizim gibi bu işi yapan insanların ve firmalara olan talebi radikal bir şekilde arttırıyor. Bazı temel kavramlara gelirsek, hani bunları zaten halihazırda bu projede çalışan arkadaşlarımız eminim yoğun şekilde kullanıyorlardır ama hani daha giriş ve başlangıç düzeydeki arkadaşlarla da bunu işitmek için aslında anlatmak istiyoruz. Prospekt aslında Türkçe'ye çevirmek için epey zor bir kavram. Yani benim bulduğum en yakın kavram aslında müşteri aday adayı. Hani daha bu satın alma niyetinin çok başında olan aslında kişi. Lead aslında potansiyel müşteri. Başta dediğim gibi bir ürünü ya da hizmete ilgisi, ihtiyacı, satın alma niyeti olan kişi ya da kurum olarak düşünebiliriz. Çünkü demand generation ve lead generation aslında hem B2B hem de B2C tarafta kullanılabiliyor. Amerika'da daha çok B2B tarafta yoğun bir şekilde kullanılıyor. Türkiye'de genellikle aslında B2B çalışmalar daha çok yüz yüze ilişkilerle görüyor. MQL yani Marketing Qualified Lead şu anlama geliyor. Hani kavramları Türkçe'ye çevirmek zor ama biraz hani, ifadelerle netleştirmek gerekirse pazarlama ekibinin pazarlamaya dair her şeyi yaptığı ve satış ekibine artık yönlendirmeye şey gördüğü, elindeki kriter setini hareketle uygun gördüğü kişi olarak düşünebiliriz. Yani pazarlama olarak ben her şey yaptım artık sıra aslında satış ekibinde diyeceğimiz potansiyel müşteriler bunlar. Sales Qualified Lead de aslında yine satış ekibinin elindeki metrik setini hareketle bu kişinin müşteri olduğunu, gerçek bir niyet, gerçek bir satın alma yaratabilecek bir müşteriye de şirket olduğunu tanımladığı şirket ve kişi olarak tanımlayabiliriz. Opportunity fırsat artık SQL'den geçip aslında bu bir fırsattır bizim için. Bunun sıkı bir şekilde takip edilmesi gereken kişiye de şirket olarak tanımlayabiliriz. Satış zaten. Cost per lead Türkiye'de çoğu firmanın özellikle otomotiv, gayrimenkul, e-ticaret, eğitim gibi şirketlerin gündüz kalkıp akşam üzerinde düşündükleri en yoğun kavramından bir tanesi. Cost per lead'in çok fazla aslında etkileyen değişken var. Bunu ilerleyen sırada detaylandırıyor olacağız. Cost per sales aslında bir satış yaratmak için total elde ettiğimiz maliyet. Bunu bazı firmalar medya birliği üzerine hesaplarken aslında bazı firmalar total marketing operasyonunun maliyeti bölü lead şeklinde hesaplıyor ya da satış şeklinde. Cost per journey aslında tüm müşteri yolculuğu boyunca firmanın o lead'i ya da satış yaratmak için katlandığı maliyet, yani tüm şeyde paraya çevrilemeyen maliyete dahil edilir zaman zaman. Müşteri yaşam boyu değeri, bunu biraz bebek bezi örneği üzerinden tanımlamak için daha kolay. Bir annenin aylık alışverişi işte 50 TL'si bebek bezi, bir çocuğunu altına ortalama 24 ay boyunca bağlıyorsa o annenin aslında müşteri yaşam boyu değeri 24 ay çarpı 50 TL. Yani benim o müşteriyi elde etmem aslında 150 TL bile mal oluyorsa ama ben aslında müşteri yaşam boyu değerim 24 ay aslında bu benim için tolere edilebilir bir ROI ve yatırım göre dönüşüm. Müşteri elde tutma süresi aslında o 24 ayın kendisi. Hani bir anneye ben ne kadar süre elinde tutabiliyorum? Bu anneyi kazanmak ve elde tutmak için maliyetim ne kadar? Bu aslında mutlaka takip etmem gereken bir metrik. Özellikle demand generation ve lead generation pazarlama programları tasarlarken. Satışa dönüşüm süresi aslında bir lead'in düştükten sonra satışın kapandığı süre ifade ediyor. Bunun için gerekiyor. Yoğun olarak aslında pazarlama yatırım gelişini hesaplarken siz aslında işte aylık döngülerle kendi P&L'inizi takip ediyorsunuz. İşte ayda 50.000 lira harcıyorsunuz. Ama burada müşteriniz 45 ya da 60 günde kapanıyorsa aslında sizin de kendi yatırım gelişim döngünüzü 45 ya da 50 günde yani o satışa dönüşüm süresi ne kadarsa ona göre takip ediyor olmanız lazım. Aksi takdirde parayı harcıyor olur ve sonrasında yatırım geri dönüşümü yanlış hesaplıyor olabilirsiniz. Lead generation tam olarak nasıl bir süreç? Lead generation aslında müşteri kazanımını etkileyen tüm dijital faktörleri yöneterek ve iyileştirerek dijital pazarlama performansını ve gelirinizi arttırma işi olarak özetleyebiliriz. Biraz evet uzun bir cümle oldu. Bu tüm pazarlama sürecinin temel elementlerine baktığımızda aslında yüzlerce element var ama temel başlıkları ifade etmek gerekirse işte bunlar medya kanalı. Sizin medya kanalınız CTR'de, CPS'e göre değil, tamamen aslında lead generation performansına göre aslında optimize etmeniz gerekiyor. Bu alan yoğunluğunda bir iş yapıyorsanız, yani orijiniz değilse, FMCG değilseniz. Ve medya mixiniz aslında 6 aylık stabil plan yerine aslında tamamen lead performansına göre aslında yönetiyor olmanız gerekiyor. Ve medya mixinizi lead performansına göre aslında optimize etmeniz gerekiyor. Burada sadece yani cost per lead değil, yani lead'in maliyeti, hacmi ve aslında kalitesi. Yani 3 farklı parametreyle optimize etmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir geri yaratmanız için. İkincisi reklam modeli. Burada hani Google, Facebook gibi aslında self-service reklam kanallarında çok fazla reklam modelleri var. Ve her bir model aslında lead generation anlamında çalışmayabilir. Bazıları daha çok awareness ve consideration fazı için, bazıları lead generation'da çalışabilir. Bazı reklam modeli ise aslında tüm hem awareness hem aslında lead gen tarafında çalışabiliyor. Bunların hepsini aslında test ediyor olmamız gerekiyor. İlerleyen saatte daha detaya giriyor olacağım. Hiçbir sektör için aslında yegane başarılı bir lead kanalı yok. Çünkü yaptığın şey aslında o T zamanda ve o bağlamda çalışıyor. Zaman ve bağlam değişiminde aslında o kanalın verimliliği, o reklam modelinin verimliliği aslında tamamen değişebiliyor. Hedef kitleler yine bu sürecin en önemli parçalarından bir tanesi. Artık reklam teknoloji ve programatik teknolojiler sayesinde yüz binlerce, hatta milyonlarca mikro segmenti hedefleyebiliyoruz. Hani dudağın üzerine beni olsun demediğiniz sürece araba arayan ama BMW marka araç arayan adamı hedefleyebiliyorsunuz. Bu yaz evlenecek 300 bin çifti hedefleyebiliyorsunuz. Mastercard veri tabanı üzerinden aslında ayda 20 bin, 30 bin TL harcayan adamı da hedefleyebiliyorsunuz. Ama bu hedef kitleleri hedefleyebiliyor olmanız aslında onların hepsinin çalışıyor olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle aslında hepsini test ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü aslında bazı audience marketplace'lerin, DMP dediğimiz data management platformlarının sunduğu audience'lar overrated. Yani aslında vaat ettikleri kadar iyi çalışmayabiliyor. Sizin bunların hiçbirini varsaymıyor olup her bir hedef kitleye ayrı bir kampanya kurarak aslında her birini tek tek test ediyor olmanız gerekiyor. Ve test ederken de aslında tüm kampanya eşit zamanda başlatıp eşit bütçelerle görüp ve onların sonuçlarını izliyor olmanız gerekiyor full journey'de. Çünkü eğer tüm journey'nizi, uçtuğunuzu izleyemiyorsanız ne medya kanalınızın, ne reklam modelinizin, aslında ne de hedef kitlenizin aslında tam olarak sağlıklı çalışıp çalışmadığını ölçümleyemeyeceksiniz. Diğer bir parametre aslında reklam mesajı. Burada genelde kreatifler çok kızıyor bunu duyunca ama o reklam mesajının çok yaratıcı ve şaşırtıcı oluyor olması aslında her zaman onu çalışıyor olacağı anlamına gelmiyor. Bizim her bir mesajı aslında marka ve hizmetimize uyuşan AB testleri sürekli test ediyor olmamız gerekiyor. Ve hangisinin aslında gerçekten çalıştığını ve hedef kitle nezdinde değer bulduğunu görüyor olmamız gerekiyor. Diğer bir parametre kullanıcı deneyim, bambaşka bir konu. Birkaç günlük aslında workshop konusu. Bunu aslında belli basit tool'lar analizini çok rahat yapabiliyorsunuz. Bunlardan bazıları Hoca, Optimizer gibi farklı farklı tool'lar var. Bunları web asetlerinize entegre ettiğinizde aslında sitenize gelen bir kullanıcının aradığı bilgiyi en kolay şekilde bulmasını sağlayacak şekilde aslında web sitenizin ya da landing page'inizde eksiklerini bulabiliyorsunuz. Ve buna göre aslında hangi reklam web sitesindeki ya da landing page'indeki hangi mesaj çalışıyor, forma kaç tane bilgi alanına koyarsam aslında daha fazla performansı artırabilirim. Ya da işte bir section ekledim, bir alan ekledim web siteme ya da landing page'ime, bu dönüşümü olumlu mu olumsuz etkiledi aslında görebilirsiniz. Diğer bir konu içerik. İçeriği ilerleyen saatte giriyor olacağım ama cidden tüm bu lead generation sürecinin aslında en güçlü ve en önemli birkaç faktöründen bir tanesi. Hani hedef kitlenizin tüketiciye ona fayda sağlayan içeriği üretmek aslında size yüz binlerce liralık aslında medya değerinden çok daha güçlü bir lead generation kanalı sağlayabilir. Ama bu içeriği aslında sakın SEO optimized içerik hazırlıyorum diye aslında 10 tane keyword'ü yazıp sitenize koymayın. Google artık zannettiğinden çok daha akıllı hale geldi. Bu içeriği müşterinize fayda sağlayacak şekilde üretin. Yani müşterinizin hayatının ve o müşterinin kendi yaşam içerisindeki bağlama uygun bir şekilde tükettiğiniz içerik aslında hem markanız ve müşteriniz arasında bir bağ sağlarken aslında hem de bu ürüne ya da hizmete ihtiyacı duyduğu anda aslında size ulaşmasını sağlıyor olacak. Diğer bir kısım CRM ve pazarlama otomasyonu. Eğer demand generation ve lead generation iş yapıyorsanız pazarlama otomasyonu hayatınızın en temel parçalarının biri haline geliyor. Çünkü bu süreç o kadar kompleks bir süreç ki manuel bir şekilde yönetmek aslında imkansız. Çünkü yüzlerce farklı faktör var ve bu faktörleri sizin her bir personanız ve o personanın farklı müşteri yolculukları özelinde yönetiyor olması, doğru yaşam döngüsünde doğru içeriği, doğru aslında reklam mesajını aslında hedef kitlenize ulaştırıyor olmanız lazım. Özetle aslında lead generation dediğim süreç çok katmanlı bir süreç. Yani bir kısmı data ve testing, diğer kısmı kreatif pazarlama, bir kısmı tool'lar ve automation, diğer bir kısmı aslında insan psikolojisinin gapleri. Yani ben yaptığım için 1/3'ünü aslında tamamen insan psikolojisinin gaplerini anlamak ve aslında tüm bu süreci onu etkileyecek şekilde tasarlamak olduğu şeklinde düşünüyorum. Nereden başlamalıyım? Alice Harikalar Diyarı'nda okuyanlar olmuştur. Benim en sevdiğim cümlelerden bir tanesi bu. Alice soruyor hangi yoldan gitmeliyim? Tavşan diyor ki yani, nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gittiğinin hiçbir önemi yok. Bu nedenle aslında nereden başlamalıyım en kritik ve doğru sorudan bir tanesi. Birincisi aslında inbound pazarlama konusunda siz kendinizi çok çok iyi eğitiyor olmanız gerekiyor. Inbound pazarlama bir aslında mindset. Bu mindset'i hem sizin aslında benimsiyor olmanız gerekiyor. Ama aslında kurumsal olarak bu kendi organizasyonun parçası haline getirmeniz gerekiyor. Inbound pazarlama aslında çok katmanlı bir süreç. Yani içerikten otomasyona, kullanıcı deneyiminden aslında e-mail workflow'una kadar olan bir süreç. Özellikle aslında herkese hitap eden jenerik mesajlar vermek yerine aslında her bir hedef kitleye özel içerik sağlayarak en büyük hedef kitleye sahip potansiyele odaklanmak ve onların yolculuklarının markaliğini yönetmek olarak düşünebiliriz. Inbound pazarlamasının birçok tool var. Biz genelde aslında yoğun olarak HubSpot kullanıyoruz. HubSpot kullanıcısıyız. Burada aslında birçok pazarlama otomasyon sistemi kullanabilirsiniz. HubSpot, Salesforce, Marketo, Oracle'ın response gibi araçları var. Bu araçların hani en iyisi de en kötüsü yok. Hani her tool aslında sizin bağlamınıza, sizin ihtiyacınıza ve sizin bütçenize göre aslında seçilebilir. Bazıları çok kompleks, bazıları çok pahalı, bazıları daha kullanıcı dostu. Yani burada aslında kendi ihtiyacınızı iyi tanımlamanız ve aslında buna göre tool seçimini yapmanız gerekiyor. Bu tool'lar aslında farklı nasıl diyeyim yaşam döngülerine göre hani onları atrak etmek istiyorsanız kullandığınız farklı tool'lar var. Onları markanızı ve hizmetini engage etmek istiyorsanız, yani etkileşim kurmasını sağlamak istiyorsanız ayrı tool'lar var. Ve satışa çevirmek istiyorsanız aslında çok ayrı tool'lar var. Tüm bu süreçte de aslında bu tool'ların daha etkili ve sistemli olması için bu alana özel aslında uluslararası geçerli olan mesela metodolojiler kullanmanız gerekiyor. Bizim kullandığımız bir metodolojisini Digital Growth Blueprint olarak tanımladığımız bir metodoloji. Bu metodolojinin 9 parçası var. Bunların hani özetlemek gerekirse amaç, personalar, ürünler, süreç, müşteri yolcu, platformlar, üretim, tanıtım ve performans. Detaylarına girdiğimizde aslında birincisi amaç. Burada hizmet ettiğiniz insanların duygusal ihtiyaçlarını karşılayan, geleceği büyümenizi sağlayacak dijital bir amacı nasıl ortaya koydunuz? Çünkü markanızın ve hizmetinizin bir amacı yoksa gün sonunda bazı sektörlerde aslında verdiğiniz hizmet bir komodite. Yani aslında tüm bu hizmeti veren firmaların sattığı şey aynı şey. Yani bunun örnek vermesi bankalar aynı şeyi satıyorlar. Benzin istasyonları aynı şeyi satıyorlar. Sigorta şirketleri aslında özde aynı şeyi satıyorlar. Bu markaların duygusal ya da psikolojik ihtiyaçları tanımlayarak aslında bu lead ve demand performanslarını artırabilirler. İşimiz evet çok analitik bir iş ama önemli bir tarafı da aslında insan psikolojisi. Diğer bir adım personalar. Bu çalışmaya başlarken aslında atacağınız ilk adım müşteri personanızı çıkarmak ve bunun personanın her birinin nasıl bir yolculukla ürün ve hizmetinize ulaştığını tanımlamak. Bu personayı çıkartmak için aslında atacağınız temel bazı adımlar şunlar. Birincisi bir soru seti tanımlamak. Bu soru setiyle aslında hedef kitlenizin mesleğine, yaşına, hafta sonu nasıl geçiriyor, bebekte mi geçiriyor, bir AVM'de mi geçiriyor, hangi kitaplar okuyor, hangi dergileri okuyor, hangi televizyon dizilerini izliyor, tatillerini yurt dışında mı geçiriyor, Bodrum'da mı geçiriyor, gidip işte memleketinde mi geçiriyor, o ürünü almasındaki motivasyonu ne, o ürünü hangi acı noktasının çözmek için kullanıyor ve kendini nasıl tanımlıyor, hayatı nasıl kavruyor, bunları tanımlamak için aslında detaylı bir soru seti tasarlayıp bunları ya işte teşekkürler sayfalarınızda ya satın alma sayfalarınızda ya da işte birebir telefonla arayarak aslında bilimsel anlamda geçerli olan bir sayıda sorarak aslında çıkartabilirsiniz. Sonraki adım aslında Google Analytics datanız. Burada aslında converter'ları, hani satışa dönüşmüş kişinin hangi ilgi alanı, segment ve benzeri şeylere dahil olduğunu aslında çok temel anlamda aslında fikir sahibi olacağınız bilgileri alabilirsiniz. Rekabet şeyleri kullanmak. Burada hani özellikle search bölümü, hani bir ürünle hizmeti hangi kelimeleri, kelime setini kullanarak arıyor bu insanlar? Hangi forumlarda tarıyorlar? Yani kadınlar kulübüne mi gidiyorlar? Şikayetvar.com'a mı gidiyorlar? Ekşi Sözlük'e mi gidiyorlar? Yani tüm bu aslında tüketiciyle ilgili masaüstü, telefonla ve aslında elde ettiğiniz verilerden hareketle aslında bir tarif olarak şey yapabilirsiniz, tanımlayabilirsiniz. Yani o tarifi biri okuduğu zaman aslında etiyle kemiğiyle aslında o kişinin kim olduğunu özümseyebileceği bir dokümantasyon elinizde olacak. Bu dokümantasyonu hem siz kendiniz kullanırken hem de aslında farklı partilerle çalışırken kullanabiliyor olacaksınız. Kreatif ajansınız, dijital ajansınız ya da tasarım ajansınız. Yani neyi kime sattığınızı aslında çok iyi biliyor olmanız gerekiyor. Ve bu döküm personel çalışmasını yaparken aslında çok rahat müşteri yolculuğuna çıkartabilirsiniz. Yani nasıl bir yolculuk aslında markanıza kadar geliyor, ürününüze kadar geliyor. Bunu bildikten sonra aslında tüm içerik, tüm medya ve tüm web tasarımı yolculuğunuzu aslında bu özelde tasarlayabilirsiniz. Ve buna göre de aslında ürünler kısmında web sitenizi ve dijital pazarlama ürün konumunuzu, oranları ve hizmetleri nasıl metalaştırmış bir şeyden çok daha öte hale getirebilirsiniz. Onu aslında bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Diğer bir adım, dördüncü adım süreç. Süreçlerinizi bu çerçevede aslında A'dan Z'ye bu personel üzerinde tasarlamanız gerekiyor. Müşteri yolculuğunu tanımlamanız gerekiyor ve bu bağlamda da aslında kullanacağınız platformları aslında seçiyor olmanız gerekiyor. İlerleyen slaytlar aslında platforma teknoloji tarafına aslında giriyor olacağım. Üretim, aslında içerik üretiminden bahsediyorum. Hani hedef kitlenizin hayatına dokunan, aslında ona fayda sağlayan içerik üretiminden bahsediyorum. Yurt dışında bu anlamda çok müthiş örneklerden bir tane var. Bir aslında gayrimenkul danışmanı. Adam şey yapıyor, bir gayrimenkul alırken ya da kiralarken ihtiyacınız olabilecek her şeyin bulunduğu bir e-book hazırlıyor. Yani bu e-book o kadar detaylı ki binlerce, on binlerce defa indiriliyor. Ve insanlar bu e-book okuduklarında aslında nasıl zorluklarla, nasıl problemlerle karşılaşacaklarını çok iyi idrak ediyorlar. Ve bu adamı arıyorlar. Çünkü bu adam bu işi çok iyi bildiğini biliyorlar. Ve bu adam bu e-book sayesinde bir sürü müşteri kazanıyor. Tek bir lira harcamadan. Çünkü bu e-book aslında insanlara bir hayatına dokunuyor. Nasıl onlara fayda sağlayacağını gösteriyor. Hem de aslında bu işin o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Bu nedenle insanlar bir uzmanla çalışıyor. Parası neyse veriyor. Diğer bir adım tanıtım. Bu içeriği hazırladıktan sonra aslında tanıtım bu işin distribüsyon tarafı. Hani ben bu içeriği hangi kanallarda nasıl göstereceğim? Bunu aslında sürekli düzenli bir şekilde test ediyor olmanız gerekiyor. Performans adımında da aslında tüm pazarlama sürecinizi doğru otomatik olarak raporlanabilir, gerçek zamanlı hale getirebiliyorsunuz. Şu anda dijital tool'lar sayesinde aslında A'dan Z'ye tüm müşteri döngünüzü gerçek zamanlı raporlanabilecek hale getirebiliyorsunuz. Burada aslında lead generation sürecinizde bu sürecin performansını azaltan faktörleri gerçek zamanlı görüp bunlara müdahale etme şansını size veriyor. Diğer bir adım müşteri karar yolculuğu. Müşterinizin kim olduğunu tanımladıktan sonra ve onun müşteri yolculuğunu tanımaktan sonrasında o kararı nasıl verdiğini anlamak aslında en önemli fazlardan bir tanesi. Burada aslında dijitaldeki en önemli karar modellerinden bir tanesi ZMOT. ZMOT, Google'ın Shopper Science'la beraber 2011 yılında yaptığı bir araştırma Türkiye'nin dahil olduğu. Binlerce denek üzerinden 40'tan fazla kategoride yapıyor bunu. Ve özetle aslında şunu söylüyor. İnsanlar kararlarını %80'ini aslında dijitalde veriyor. Bir ürünle de hizmetin web sitesinde de mağazasına geldiklerinde çoğunun kararını vermiş oluyor. Siz o mağazada web sitesinde kalan kararını kalan %20'yi şekillendiriyor oluyorsunuz. Bu nedenle sizin aslında 12 ay boyunca tüm detayları A'dan Z'ye tasarlanmış içeriği, reklam iletişimi, sosyal medyasına kadar aslında her şeyi dizayn etmiş olmanız gerekiyor. Bir ay önce çektiğiniz bir kampanyada aslında sürülebilir ve ölçeklenebilir bir lead generation yapmanız çok da mümkün değil. O neden aslında tüm bu projelerin aslında uzun soluklu olması gerekiyor. Müşteri yolculuğunun yeni dünyası son derece kompleks. Bu nedenle yani son derece karmaşık bir karar döngüsü var. Bu karar döngüsünde de aslında hiçbir deneyim aslında rastlantısal olmak zorunda değil. Girdiği blog'tan web sitesine kadar aslında her bir adımı aslında dijital teknolojiyle tasarlamamızı ve marka lehine aslında yönetmemize izin veriyor bu süreçte. Bu nedenle de bizim satış hunimizi, AIDA modelini anonim şekilde almıyor olmak ve tamamen müşterinin davranışına özel bir satış hunisi tasarlıyor olmamız ve bu hipotezde elimizdeki farklı verilerden hareketle aslında sürekli test ediyor olmamız gerekiyor. Dijital dünyadaki aslında hiç unutmamamız gereken en temel kural aslında sürekli her şeyin her zaman test ediliyor olması gerekliliği. Yine bu ZMOT modelinin bir parçası da aslında tüketicinin mental modeli. Hedef kitlemiz aslında belli yaş kırılımlarında çok farklı bilgi kaynakları kullanıyor. Yani bu şeyde, görselde gördüğünüz üzere aslında 18-34 yaş arasındaki hedef kitle bir konuda aslında karar verirken yaklaşık 13-14 tane bilgi kaynağı kullanıyor. Bu yaş kırılımı daha aslında üstlere çıktıkça bu dijital kaynak sayısı azalıyor. Bu sayede aslında lead yaratmak istiyorsak aslında bu kaynakların hangi kaynakları olduğunu anlayıp, öğrenip, bunları düzenli takip edip gerektiğinde aslında marka lehine yönetiyor olmamız gerekiyor. Aksi takdirde bir banner tasarlayıp aslında arkasını binlerce lira koymanız, bir lead performansı sağlamanız için size yeterli bir başarı sağlamıyor olacak. Kognitif bias da bu aslında sürecin en önemli parçalarından bir tanesi. Hani başta demiştim ya, tüm bu sürecin 1/3 aslında insan psikolojisi. Son birkaç yıldır aslında en yoğun kafa yorduğum konulardan bir tanesi bu. İnsanın düşünce gapleri. İnsan beyni aslında modern dünyada yaşamak için tasarlanmamış bir alet. İnsan beyni Afrika savanasında yaşamak için tasarlanmış bir alet. Ve biz onu aslında modern metropollerde kullanmaya çalışıyoruz. Bunun aslında bir sürü şeyleri var, gapleri var. Bir hakimin öğleden önce verdiği kararla öğleden sonra verdiği karar arasında logaritmik bir fark var. Hani bir doktorun, bir hakimin karar kalitesi aslında tahmin edeceğinizden çok daha düşük. Bu nedenle aslında bu alanda insanın düşünme hatalarının neler olduğunu anlayıp aslında tüm bu süreci de aslında kendi markanız ve dijital pazarlama süreciniz adına aslında yönetebilirsiniz. Bu konuda en çok önerdiğim 3 kitap aslında Dan Early'nin, Kahneman'ın ve Richard Thaler'ın kitapları. Bunlar aslında gittiğiniz bir DNR'dan çok rahat bulabilirsiniz. Mutlaka okumanızı öneriyorum ben. Kognitif bias aslında tüm bu dijital pazarlama süreçlerinde epey size yol gösteriyor olacak. Şimdi teknoloji tarafında da aslında tüm bu süreci de daha ölçülebilir, daha yönetilebilir hale getirmek için aslında doğru bir teknoloji iskeleti oluşturmak gerekiyor. Teknoloji aslında tüm bu yolculuktaki asimetrik enformasyonu aslında simetrik hale getiriyor, izlenebilir hale getiriyor. Eğer siz aslında harcadığınız medyanın, ürettiğiniz kontentin lead anlamında size nasıl bir başarı sağladığını uçtan uca izleyemiyorsunuz aslında, süreci optimize etme şansınız olmuyor. Bu nedenle önce doğru süreci tasarlayıp o süreci performansı artıracak doğru teknoloji iskeletini dizayn edip, kurgulayıp aslında bunu doğru bir yetenek setiyle, bir ekiple, insan kaynağı aslında yönetiyor olmanız gerekiyor. Dijital pazarlama iskeleti kavramımızda da aslında farklı iş amaçları için çok farklı teknolojiler kullanıyoruz. Bu teknolojilerin bir kısmında pazarlama ve medya planlama için kullanıyoruz. Daha etkin kararlar verebilmek için. Medya optimizasyonu için kullanıyoruz. Dönüşüm optimizasyonu, lead nurture ve aslında sonraki fazların optimizasyonu için kullanıyoruz. Ve bu teknoloji iskeleti doğru kurgulandığında size hem performans, hem verimlilik, hem de gelir anlamında radikal bir artış sağlıyor. Bu dijital pazarlama teknoloji iskeleti de aslında tamamen firmanızın lead generation, demand generation olgunluğuna göre aslında yıl be yıl değişebilir. Yani iyi bir lead generation çalışması yapmak için hepsini birden almanız gerekmiyor. Tamamen o anki ihtiyacınız, bütçeniz, bağlamanız ve ekibinizin yetenek setine göre aslında adım adım bunu geliştirebilirsiniz. Bazıları hayati, bazıları aslında daha kabiliyetleriniz yükseldikçe kurabileceğiniz şeyler. Ve bu süreçte de aslında tüm adımlar aslında test ederek devam ediyor olacak. Hayat lineer bir yer değil. Genelde üniversite döneminde her şeyin lineer olduğu size söylenir. Ama hayatta aslında lineer bir şey bulmaya çalışsanız bir elin parmakları kadar aslında bir şey bulamıyorsunuz. Çünkü hiçbir yöntem her zaman çalışmıyor. Biz hayatımızın belli bir döneminde belli bir yöntem kullanarak aslında başarılı oluruz. Ve onu forever kullanmaya çalışırız. Ama o yöntem aslında o alanda, yani o koşul setinde ve o zamanda geçerli. Ve zaman ve koşul seti değiştiğinde aslında yöntem etkinliğini yitiriyor. Bu nedenle aslında o hangi bağlamda hangi koşul setinin çalıştığını anlayıp ona göre sürekli o yöntemimizi güncellememiz gerekiyor. Lead generation'da aslında bir nevi sistematik kaos yönetimi. Bu neden hiçbir şey aslında varsaymıyor olmamız gerekiyor. Bir balık gibi unutup aslında tekrar test edip aslında bu sürecin her bir adımında learning'leri çıkartıp bu learning'leri bir öğrenme çevirip aslında sürekli uyguluyor ve yeniliyor olmamız gerekiyor. Son olarak da aslında başarıyı ölçmek için doğru metrik setini seçmemiz gerekiyor. Genelde hala işletmenin çoğu reklam metrikleri üzerinden bu süreci yönetmeye çalışıyor ama bu süreç biraz daha aslında biz metrikleri de yönetilmesi gereken bir süreç. Çünkü bazı metrikler aslında CTR gibi tıklama sayısı, tıklama maliyeti, erişim gibi aslında metrikler lead performansımızı doğrudan optimize edebileceğimiz metrikler değil. O yüzden işletmemizin dinamiği ve aslında teknoloji iskeletimizin ve sürecimizin yapısına göre aslında en doğru metrik setini seçiyor olmamız gerekiyor. Özetle lead generation sürecimiz bu şekilde yönetebiliriz. Sorularınız varsa cevaplayıp aslında daha detaylı, spesifik bir şekilde girebiliriz. Birazdan ben bir indirim kodu paylaşıyor olacağım. Şu anda bir 15 dakika aslında sorunuzu cevaplayabilirim. Alperen Bey bir soru sormuş. İçerik oluşturma, ulaştırma kanalı çok fazla. İçeriği potansiyel müşteri ve müşteri adayına ulaştırmak çok maliyetli. Burada strateji içerik bombardımanı mı olmalı yoksa kaliteli içerik az ama öz mü olmalı? Burada aslında içerik bombardımanı tabii ki olmamalı. Bu içeriği her bir persona özelinde tasarlamamız ve üretiyor olmamız gerekiyor. Burada yani işletmenin yapısına ve bütçesine göre değişmekle beraber aslında eğer küçük bir işletmeysek az ama kaliteli bir içerik üretmemiz gerekiyor. Burada sunum sırasında verdiğim örnek aslında bununla doğru orantılı. Hani bir gayrimenkul danışmanı aslında birkaç sayfalık bir e-book hazırlıyor ve A'dan Z'ye bir gayrimenkul almak için sorabildiğin tüm sorular arasında bu e-book'un içerisinde var. Ve bunun aslında sıfır medya kostuyla binlerce aslında müşteriye ulaşabiliyor. Bu nedenle her zaman aslında sayı ve skor şeyine girmeden sadece aslında müşterinin hayatına dokunacak kaliteli bir rafine içeriği oluşturmak ve onun ulaşılabilirliğini sağlamak. Yani Google'da oluşturduğu içerik aslında son derece ulaşılabilir, yani çok iyi bir distribüsyon kanalı. Google gittikçe aslında markaların ve sitelerin bu süreci manipüle etmesini azaltarak aslında faydalı içeriğin yukarı çıkmasını sağlamak için algoritmalarını sürekli geliştiriyor. Siz belli içerikleri ücretsiz, belli içerikleri üye oldukları durumda belli içeriklere de aslında belli bir ücret karşılığında distribüte edebilirsiniz. Bu sayede hem o kişi ve kurumların bir ürüne de hizmete ihtiyaçları olduğunda ilk sizin aklınıza gelmesi sağlıyor olacak. Hem de üyelik ve modelinde elde ettiğiniz veri tabanında da aslında onlara daha sonra sıfır medya kostuyla ulaşabileceğiniz bir veri tabanı oluşturmuş olacaksınız. Yine Alperen Bey bir soru sormuş, ikinci soruyu sormuş. Ben bir Özge Taş'ın sorusuna cevap vereyim. Tekrar yeni çok fazla soru olmasa Alperen Bey'in şeyine cevap vereceğim. Her zaman kullanıcının okumayı sevdiğini varsayıyoruz. Ancak okumayı sevmeyen ve istediği anda çok fazla uğraşmadan ulaşmak isteyen kullanıcı için nasıl içerik yönetimi yapabiliriz? Ya, Türk kullanıcıların %90'dan fazlası aslında audiovisual, yani görsel ve işitsel içerikler tüketiyorlar. Genelde aslında e-book daha Avrupa ve Amerika'daki insanların tükettiği şeyler, ama Türkiye'de de bazı sektör ve persona profilleri için aslında detaylı tekst içerik aslında hala tüketilebilir bir durum. O yüzden aslında video içerik ve işitsel içerik aslında kullanıcı için en etkin içerik olabilir Türkler için. Yani son dönemde yoğun ve kaliteli içerik üreten YouTube kanalının oluşması aslında bunun en büyük göstergesi. YouTube'un yine Türkiye'de ve yoğun bir şekilde ikinci arama motoru aslında bunun en büyük göstergesi. Ya zaten hani dikkat seviyesi şu anda bir Japon bağımının çok daha altında. Bu nedenle son derece kısa, tamamen hedef odaklı ve faydalı içerik üretmek ve mümkünse aslında video içerik üretmek. Alperen Bey'in sorusuna geliyorum. Peki e-book örneğindeki dönüşüm nasıl ölçümlüyor? Nasıl bu tarz bir içerik pazarının dönüşümü nasıl ölçümleyebiliriz? Dönüşümden kastınız lead dönüşümüyse aslında bir landing page yapıp formu dolduran sayı ölçümleyebilirsiniz. Amacınız şeyse o e-book okuyanın satışa dönüşümüyse, pazarlama otomasyon sistemi kullanıyorsanız o e-book'u indirmek için lead'ini bıraktıktan sonra satışa dönüşürse aslında o kişinin satışa dönüşüp dönüşmediğini aslında çok rahat bir şekilde ölçümleyebilirsiniz. Ahmet Bey bir soru sormuş. Last click, first click kullanmalı mıyız burada diye. Genelde lead generation çalışmalarında last click ve first click gibi attribution modellerini kullanmayı önermiyoruz. Çünkü bunlar çok ilkel attribution modelleri. Yani biraz metaforize etmek gerekirse bir basket maçı var ve siz aslında tüm primi aslında basket atana veriyorsunuz. Ama aslında o basketi atana kadar onu defanstan çıkartan, orta sahaya geçen ve aslında o potanın yanına yaklaşmasını sağlanan birçok unsur var. Dijital pazarlamada da aslında sadece last click'e baktığınızda aslında tüm performansı Google'ın gösterdiğini düşünüyor olacaksınız. Ama bu süreçte tüm parayı Google'a harcadığınızda da aslında performansın radikal bir şekilde aslında artmadığını görüyor olacaksınız. Bu nedenle de önce time decay gibi bir modelle başlayıp daha sonra aslında verilerinize göre şirketinize, ürününüze ve hizmetinize göre custom bir model geliştirebilirsiniz. Bu da aslında medya mixinizi daha sağlıklı ve doğru ölçümlemenize yardımcı olacaktır. Başka sorusu olan soruları bekliyorum. Rica ederim Ceren. Rica ederim Alperen Bey. Rica ederim Özgür Hanım. Rica ederim Inspey. Evet, indirim kodunu paylaşıyorum. Eğer sorularınız varsa bir 5 dakikamız daha var. Memnuniyetle cevaplıyor olacağım. Bu indirim koduyla 11 Mayıs 2019'a kadar aslında içerikbulutu.com üzerinden yapacağınız ilk içerik talebinde aslında %20 indirim kazanıyor olacaksınız. Türkiye'nin en güçlü içerik portalı içerikbulutu.com üzerinden. Alperen Bey, sizin uygulama stratejini örnekler verebilir misiniz? Fiil olarak uyguladığınız. Yani strateji dediğim şey aslında biraz detaylı bir şey. Yani taktiksel olarak aslında çok kurgulayamayacağınız. Çünkü strateji dediğimiz şey aslında biz şu şekilde tasarlıyoruz. Hedef kitlenin analizini yapıyoruz. Yani ürün ne? Rekabet ne durumda? Rakipler kimler? Rakiplerin neler yaptığı ve ürünün ya da hizmetin rakiplerle avantajı ya da dezavantajı nedir? Daha sonra bunu algılamak için aslında şey yapıyoruz. Yani örnek isim ve sektörü değiştirerek söylüyorum. Bir e-ticaret sitesi farklı ülkelerde operasyon gösteriyor. Genelde onun üründen hareketle işte sadece şu ilgi alanı vardı hedeflediğiniz aslında medya kostunu çok fazla düşüremiyorsunuz. Ama satın alma sayfalarından ve teşekkürler sayfalarından o adamın profilini anlayabileceği şeylerle ilgili aslında anketler koyduğunuzda o hedef kitleyi çok daha iyi anlayıp aslında reklam setini A'dan tamamen optimize edebilmenizi daha detaylı bilgiler alabiliyorsunuz. Eğer otomotivse aslında otomotivdeki karar döngüsü ortalama 7,5 ay. Hani bir kişinin bir otomobil alma niyetinin oluşmasıyla kontağa çevirme arasında ortalama 7,5 ay geçiyor. Sizin aslında full journey'de bir aslında ürün değer paketinizi tanımlamanız, ürün değer paketine hareketle aslında onu hangi iletişim kanallarında iletişim kurmanız ve her bir journey'deki kişileri aslında hangi içerikle ve hangi medya kanalıyla, hangi mesajıyla dokunuyor olmanız gerektiğini, karar veriyor olmanız gerekiyor. Yani dimension'ı gerçekten şey, hani birkaç cümleyle 1-2 dakikada anlatabileceğim bir strateji paylaşmak çok kolay olmayacak. Eğer hani e-posta atarsanız ya da bir kahve ısmarlarsanız real örnekler üzerine konuşabiliriz. Ahmet Bey, ben de teşekkür ederim. Alperen Bey, siz de süpersiniz. Başka sorusu olan var mı? Daha bir 5 dakika daha buradayım. Zamanım var. Ceren, senin sorun yok mu? Sunum paylaşma imkanınız var mı demişsiniz de ya sunum paylaşma imkanım yok. Ama sunum aslında nasıl diyeyim, çok da aslında kullanabilir bir sunum değil, biraz özet niteliğinde. Mail adresinizi bırakırsanız biraz daha paylaşabilir versiyonu paylaşıyor olurum sizinle. Ama dediğim gibi hani bu inbound pazarlama ile ilgili, attribution modelleri ile ilgili, pazarlama teknoloji ile ilgili aslında HubSpot ve benzeri kaynaklardan düzenli içerik tüketerek ve Coursera gibi kaynaklardan aslında eğitimler alarak bu konuda skilsetinizi geliştirebilirsiniz. Yani online kurslar aslında kendinizi geliştirmeniz için çok fazla imkan sağlıyor. Bir üniversitede bir eğitmene ya da bir şeyine ihtiyaç duymadan, bir hocanın gözetimine ihtiyaç duymadan aslında hem demand generation, lead generation gibi birçok şey öğrenebilirsiniz online eğitimler esasında. Yani temel önerim bir analitik, yani Google Analytics bilginizi ileri seviyeye taşıyor olmanız. Çünkü aslında tüm süreci aslında çok detaylı bir şekilde ölçümlüyor olmanız gerekiyor. Google Tag Manager'ı çok iyi kullanıyor olmanız gerekiyor. Arada bir yazılımcı olmadan ya da bir yazılım ekibine destek olmadan web varlıklarına ilgili her bir öğeyi aslında ölçümlü bir hale getirmeniz ve reklam tekniğini ekleyebiliyor olmanız gerekiyor. AdWords ve Facebook çok ileri seviyede yönetmenize gerek kalmaz aslında ama ajansı ya da AdWords uzmanının, Facebook uzmanının çok iyi yönlendirebilecek detayda biliyor olmanız gerekiyor. SEO'nun temel dinamiklerini ve aslında Google'ın en güncel algoritmanın nasıl çalıştığını biliyor olmanız gerekiyor. Ve HubSpot, Salesforce, Marketo gibi bir pazarlama otomasyon sistemini gerçekten full force kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü pazarlama otomasyonu kullanmıyorsunuz gerçekten. Yani lead generation yapıyorum diyemezsiniz tam olarak. Yani temel düzeyde dijital pazarlama yapıyorsunuzdur. Bütçeye neye göre karar vereceğiz? Bütçeyi aslında tamamen satış hedeflerinize göre karar vereceksiniz. Yani örnek vermek gerekirse ben işte 3 ay boyunca ne kadar bütçe kullanmam gerekiyor? Benim önce satış hedefimi belirlemem lazım. Eğer daha önce bir referans alabileceğim bir dönüşüm oranı varsa satış hedefine harekete ihtiyacım olan lead'i anlayabilirim. Lead maliyeti ise aslında tamamen değişken. Hani şey vardı, başta klişe sorular vardı. Onlara çok kısa döneyim. Geliyorum klişe sorulara. Yani lead maliyeti tamamen kanala göre, kullandığınız banner'e göre, kullandığınız mesaja göre, rakiplerinizin o ayki harcamasına göre, markanızın bilinirliğine göre ve nasıl diyeyim, landing page'inizin iskeletine göre çok değişken. O yüzden aslında CPL her 12 ayda değişir, her yılda değişir. Aynı kategorideki farklı markalarda da değişir. Hani hiç kimse aslında şey diyemez ya bu sektör aslında cost per lead bu kadar. Bu lead aslında çok değişken, sürekli test ediyor olmanız gerekiyor. Ama mutlaka her bir çalışmada bir test kampanyası, genelde total bütçenin %5'i kadarını harcayıp hangi kanalda daha iyi çalışıyorsanız bütçe alokasyonunu o kanala göre yoğunlaştırıp optimize ediyor olmanız gerekiyor. Hani klasik dijital pazarlama genelde hala firmalar geleneksel medya planlama gibi kullanıyor. Hani lead generation'da siz total bütçe alırsınız yöneticinizden, farklı kanal arasında aslında dinamik aloke edersiniz. Hani günlük optimizasyonlar yaparak. Umarım cevap verebilmişimizdir Ahmet Borvadin'le. Daha şey... Soruları bekliyorum. Güzel sorular, teşekkür ediyorum. Hem Ahmet Bolvadin'e, hem Alperen Eser'e, hem Özge Taş'a çok sağ olun değerli sorularınız için. Yeni sorular varsa cevaplamak isterim ben. Evet, son bir dakikada soru gelmesi yavaş yavaş webinarı sonlandırıyor olacağım müsaadenizle. Rica ederim Alperen Bey. Umarım keyifli ve faydalı olmuştur. Sorularınız olursa bekliyorum. Beni linkten ekleyebilirsiniz. Mutlaka kontaktan kalalım. Evet, bir soru daha geldi. Doğru medya kanalını kullanabilmek için bütçemizi ilk aşamada hangi oranlarda bölmemiz gerekir kanallar arasında? Bunun aslında doğru bir ideal yolu, ama genelde lead generation anlamında en iyi performansı her zaman aslında Google'a Facebook veriyor hala. Ama Facebook size daha lead maliyeti düşük ama satış niyeti daha az lead kazandırırken Google lead maliyeti yüksek ama daha satış niyeti yüksek leadler kazandırır. Öncelikle bu kanallarda ideal bütçe performansı gördükten sonrasında test ederek bütçenin içerisinde farklı kanalları test edip onu medya mix'iniz içerisinde alabilirsiniz. Bütçeniz küçükse yani önce bütçe yoğunluğunu Facebook ve Instagram'a verip öyle başlamanız çok daha iyi olur. Çünkü Google belli bir bütçenin altında aslında optimize olana kadar epey bir bütçenizi yakıyor olacaktır.